Evet arkadaşlar, şimdi CHP'nin ülkemizde yapmış olduğu ya da yapacak olduğu siyasetle alakalı bazı şeylerden bahsedeceğim. Eğer CHP ve taraftarıysanız ilk başta Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılacak olan herhangi bir proje, dev proje diyelim, ilk başta bu projeyi yaptırmamak için mücadele göstereceksin. Yaptırmamak. Proje ihaleye gir, yapılmaya başlandıktan sonra çamur atarak siyasetini devam ettireceksin. Nasıl çamur atacaksın? Ben sana sayarım, 100 tane, 1000 tane sayarım ama kademi kademi söylüyorum. Çamur atma faslı geçtikten sonra, bitti. Açılışa geçtikten sonra, mesela açılış oldu, kullanıma geçti. Bu sefer eleştirme pozisyonundan siyasetine devam edeceksin. Eksiklikler, yanlışlıklar, pahalılıklar veyahut da yani sıra sıra böyle CHP'liysen bunu yapmak zorundasın. Şimdiye kadar yani çiftçisinden tut, köylüsünden tut, yolundan tut, hastanesinden tut, okulundan tut, havaalanından tut, her şeyinden yani her zaman bir bahane buldular. Her zaman. TOKİ yapıldı, bahane buldular. Yollar yapıldı, ağaç katlediyor dediler. Ağaçlar. Köprü yapıldı, pahalı dediler. Tünel yapıldı, balıklar görülmüyor, kendi taraftarlarına ihale verdi dediler. Arkasından Marmaray Avrasya tüneli yapıldı. Altta 40 ton, 40 bin ton üzerinde altın vardı, şu vardı, bu vardı dediler. Onu çıkartmak için bir Erdoğan o altını çıkartmak için o tüneli yaptı dediler. Tamam, o zaman altınlar nerede dendi? Tırlarla taşıdı dedi. Nereye taşıdı? Nereye gitti? Amerika'ya gitti dedi. Amerika'ya tırla altın mı gitti dedik? Evet, tırla gitti dedi. Amerika'ya tırla gidemezsin ki. Amerika büyük bir ada yani. Kıta. Amerika kıtası. Büyük bir ada. Tırla nasıl gideceksin? Tır da gitmez. Yani bunlarla mücadele etmek çok zor. Bunların taraftarları da at gözlüğünü takıyorlar. Yanlarına duvarlarda böyle örüyorlar duvarları. Sadece böyleler. Halbuki bu gözlüğü çıkarsalar, duvarları yıksalar, birazcık diğer haberleri de, diğer kişileri de anlamaya çalışsalar ya da onlar gibi izleyip o ne demek istiyor, bu ne demek istiyor, yani bu proje neden var, niçin yapılıyor, bu proje biterse ne olur, kullanır mıyım, kullanmaz mıyım, kullansam ne olur, kullanmasam ne olur, ülkeme ne faydası, böyle biraz düşüncelere girseler, böyle biraz araştırmaları falan, çünkü ben çok safmışım ya, kafayı yemişim, biraz salakmışım deyip kendileri de anlayacaklar, eğer biraz kafa beyin varsa yani. Ama daha kolayına kaçıyorlar ya. Yapılan her şeye karşı gelmek yani. Hani onların yüzünden çoğu proje yani aksıyor, gecikiyor. Yapılamıyor yani. Eleştiri yapacaksan biraz düzgün eleştiri yap yani. O kadar da hani siyaseti o kadar aşağıladılar ki ne? O kadar hani yerlerin dibine girdi yani siyaset bunların yüzünden ya. Bu kadar hiç aşağılanmamıştı. Ama ne yazık ki siyasetin de iki yüzlülüğünü yani siyasetin de kalleşliğini, adiliğini bunlarla gördük, yaşadık yani. Ki sağ olsunlar bu CHP seçmeni bu kendini bilmezleri tepemize çıkardılar yani. Bunlara prim yaptırdılar yani. Aslında bunlara oy vermeseler, bunlar bir iki dönem böyle vatandaştan tokadı yese kendilerine çekidüzen verirler. Ama halkın da umurunda değil ya. Diyor ki ben diyor yani bu CHP diyor bana diyor dedemden miras. Yani dedemden diyor. Dedem CHP'liydi. Babam CHP'liydi. Ben CHP'liyim. Benim oğlum da CHP'li olacak diyor. Torunum da CHP'li olacak diyor. Yani biz ailecek, sülalecek CHP'liyiz. Ya arkadaş, sen niye CHP'nin başına kim gelecek? Baykuş mu oturtturacaklar? Karga mı oturtturacaklar? Ne oturtturacak? Hırlangıç mı oturtturacak? Biliyor musun? Yok.
Torunum da CHP'li olacak diyor. Benim dedem de CHP'liydi zaten. Yani takım tutar gibi parti tutuyorlar yani. Böyle bir şey olamaz ki. Ama var işte Türkiye'de. Lanet olsun. Hani bu şey var ya, koronavirüsü var ya. Hani buna bile bir çare bulunur da bu CHP'ye nasıl çare bulunur onu bilmiyoruz yani. Yok etmek lazım böyle bir şeyi. İnsanlarda eğitim şart derken yani biraz da üniversite okuyan insanlar da var ya, okuyup da yani iyice sapıtmış. Yani dinle alakası yok. Orasına burasına küpeler takıyor. Alkol o biçim yerlerde içmiş, sarhoş olmuş, pantolonu donu yırtık, oraları buraları neler üzenmişler, satanistler, ateistler. Allah'ım ne biçim insanlar da var ya, üniversite okumuşlar, resmen var ya insan onları gördükçe diyor, ellerine hani gitar alıyor, tam gitarı çal da arkadaş o saçının maçının hali ne, öyle takıyorlar kurdaleleri, küpeleri kendilerini yani. Hani kediye tapa kedi kedi hani kedi kesip yerler ya, aynı onlar gibi satanist gibi yapıyorlar ya. Yemin ediyorum insan çok üzülüyor ya. Yani biz mi İç Anadolu'da, böyle Anadolu'da yetiştik? Biz mi çok tuhaf yetiştik? Onlar mı çok tuhaflar? Anlamıyor insan ya. Yemin ediyorum ya. Gerçekten çok tuhaf insanlar ya. Vallahi hiç bize benzemiyorlar ya. Yani şimdi tamam, hani diyoruz ya özgürlük, demokrasi falan, hadi kimse kimseye karışmasın. Hadi diyoruz karışmayalım yani, biz onlar gibi değil. Onlar bizim geliyorlar başörtümüze karışıyorlar, peçesine karışıyorlar, insanın kılık kıyafetine karışıyor. Biz onlara karışmıyoruz da yani, ben bunu gidip de hani demiyorum şey yapmayın diye, yani öyle satanist olmayın, kedi köpek yer gibi kurdelen, ne haliniz varsa sorun, gidin ne haliniz varsa yapın yani, bir şey değil de yani ben kendim şahsiyet olarak ben şaşırıyorum yani, çok tuhaf geliyor bana yani. Ama ne yapayım, ben demiyorum ki yapmayın etmeyin, ya da ben diktatör olurum, ya da buna izin vermesin devlet, ben onlara kin besliyorum bunları. Ben sadece kendi görüşümü söyleyeyim abi, çok tuhaf yani, hiç benimseyemiyorum yani, asla asla. Hele küpe takma, yemin ediyorum bir küpe takıp sokakta ben nasıl dolaşırım ya, ben çok tuhafım yani. Yani diyorlar ya, bazı erkeksi hormonlar çok değişik. İnsan onlara böyle çok şey yapıyor ya. Çok takılıyor yani. Ama ne yapalım? Herkes kendi hesabını kendi verecek öbür dünyada yani. Ama ki biz onlar gibi küfür eden, hakaret eden, virüs yayan tiplerden değiliz yani, Allah'a şükür. Yani elimizde olmasına rağmen demiyoruz onları ülkeye sokmayalım, vatandaşlıktan atalım. Ama bir Türklüğe yani, eski tarih Osmanlı'yı bilen, Selçuklu'yu bilen, Harzemşahlıları bilen, Karahanlıları bilen, yani eski Oğuz Kağan'ı bilen, yani bütün bunları bilen insan, yani bunları bilen insanlara yakışmaz yani böyle şeyler. Çok tuhaf bence. Artık Avrupa bile yapmıyor bunları yani, böyle şeyler yani. Onlar bile osandılar yani. Birkaç öyle homoseksüeller falan oldu. Erkek erkekle, kız kızla evlenmeler falan filan, ama artık onlar bile haddini aşmıyor yani. Yani gerçekten böyle bir insanların içinde hormonlar falan varsa, hadi neyse, yoksa böyle onlar gibi sapıklardan değil yani, sapkınlardan. Bizimkiler de çok tuhaf ya.